kıymetli izleyicilerimiz, ikinci bölümde tekrar birlikteyiz. Bu bölümde de gerçekten ben daha önce bir kongrede bildirisini dinlemiştim. Hocamızın konuşmasını dinlemiştim. Arapça öğretimi üzerine gerçekten mükemmel. Aslında kendisi hocamız Arap ama Türkçenin inceliklerini de müthiş anlamış ve kavramış. Dolayısıyla onlar arasında o kadar güzel bağlantılar kuruyordu ki ben hayretle hocamızı dinlemiştim. Bugün de vesile oldu hocamla böyle bir program yapacağız inşallah. 29 Mayıs Üniversitesi Arapça Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz çok kıymetli. Aynı zamanda hazırlık bölümünde de siz ilgileniyorsunuz değil mi hocam? Evet, evet, aynen. Dolayısıyla doktor öğretim üyesi İbrahim Helal Şah hocamızla inşallah bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sağ olun. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. 29 Mayıs Üniversitesi biliyoruz hocam, tabii bugün çok önemli bir misyon icra ediyor. Evet. Ve dolayısıyla İSAM gibi değil mi hocam, evet, biliyorsunuz önemli bir kütüphane, ilim, irfan merkezinin yani ansiklopedisi gibi çok önemli vasıfları ve çalışmaları üzerinde barındıran böyle bir know-how'u olan bir kurum, böyle bir yapı. Evet. O vesileyle hocam sizinle tabii böyle biraz birkaç cümleyle belki oradan bahsederek ama daha sonra da belki sizin hedefleriniz Arapça konusunda ve ilim konusunda ne yapmak istiyor? 29 evet. Mayıs Üniversitesi nerede evet. duruyor? Evet. Aslında bunları biraz istişare edebiliriz hocam. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Öncelikle ederiz. Beni bu güzel programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Allah kırmadınız hocam siz de. Çok sağ olun. Öncelikle söylediğiniz gibi bizim üniversitemiz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitemiz bilindiği gibi İslam Araştırma Merkezi'nin bulunduğu bir ortamda kurulmuş olan bir üniversite. Evet. Büyük bir know-how birikim üzerine kurulu. Kesinlikle. Dolayısıyla o İslam Araştırma Merkezi'nin verdiği güç ile biz başladık ve gerçekten tabii ilk yılımızda edebiyat fakültemiz de sadece edebiyat fakültemiz vardı. Daha sonraki yılda 2011-2012 yılında Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi kuruldu ve tabii bu fakülteye girmek isteyen her öğrencinin ilk başta Arapça hazırlık biriminden geçmesi gerekiyor. O zamandan o 2011 yılından bu yana Arapça hazırlık biriminin yöneticiliğini yürütüyoruz ve bir şekilde elhamdülillah yani Arapça öğretimi konusunda üniversiteler arasında artık bilinen bir gerçek bu. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi büyük bir başarı kaydetti. Tabii bunu nasıl yaptık? Evet. İşte yöntemlerimiz nedir? İsterseniz bu programımızda anlatabilirim. Lütfen hocam. Sağ olun. Zamanımız hocam şunu sadece söyleyeyim. Evet, evet. Ben baştan söyleyeyim de hocam. Evet. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki hocam. O yüzden tamam. Yani sadece şeyine kapılmamak için arasında ben böyle araya girmiş olacağım. Tamam. Çünkü çok hızlı gidiyor anlamıyoruz yani. Tamam. O zaman hocam şöyle yapalım isterseniz. Hı? Hem Arapça hazırlık birimini anlatayım ilk başta. Ondan sonra Arapça öğretimi uygulama araştırma merkezimizi anlatayım. Bizim güzel projelerimiz var. Farklı illerde verdiğimiz hizmetler var. Bunlardan da biraz bahsedeyim. Ondan sonra mütercim tercümanlık programımızdan da bahsedebilirim. Arapça hazırlık biriminden bahsedecek olursam bir öğrenci bizim üniversitemizi tercih ettiği zaman bakacak ki ilk başta öğrencileri seviyelerine göre sınıflara yönlendiriyoruz. Yani ilk başta bir seviye belirleme sınavımız Özellikle var. Özellikle dilde çok önemli. Kesinlikle. İlk başta onları sınava alıyoruz. Ondan sonra seviyelerine göre sınıfları belirliyoruz. Ve seviyelerine göre eğitim veriyoruz. Yani şöyle bir gerçek var. Bazı yani genellikle üniversiteler seviye belirleme sınavı yapıyor. Ama yaptıktan sonra bütün öğrenciler birinci kitaptan başlatıyor mesela. Bizde öyle bir şey yok. Mesela diyelim ki birinci kurdan başlayan öğrencilerimiz var. Ama ikinci kurdan da başlayan öğrencilerimiz var. Dördüncü kurdan başlayan öğrencilerimiz var. Peki dördüncü kurdan başlayan öğrencilerimiz daha mı erken bitiriyorlar hazırlık yılını? Yok, hayır. Altı kur yerine dokuz kur görüyorlar. Yani dokuzuncu kura kadar gelebiliyorlar. Altıncı kurun materyallerini bitirdikten sonra işte basın Arapçası gibi, ticaret Arapçası gibi, klasik metinler gibi ekstra dersler görüyorlar. Ve bu yüzden burası şu açıdan önemli değil mi hocam? Evet. Çünkü Türkiye artık biliyorsunuz yani Arap sermayesiyle bu anlamda ciddi artık ittifakları var, Kesinlikle. Çalışmaları var. Kesinlikle. Dolayısıyla sadece biz önceden böyle bir kapanmışlığımız mı vardı? Yani Arapça öğrenmek demek sadece İslami ilimler alanında bir şeyler yapacak demek gibi. Evet. Ama artık böyle bir şeyimiz Kesinlikle. Yok. Çok açık bir alanda, çok Kesinlikle. Geniş bir alanda. Kesinlikle. Değil mi hocam? Kesinlikle. Arapça ihtiyacı
var Türkiye'nin artık yani. Yani yakın bir zamana kadar biliyorsunuz Türkiye'nin Arapçası gibi en büyük ticaret ortağı Irak'tı. Yakın bir zamana kadar. Evet. Bildiğiniz gibi. Ondan sonra Almanya geliyordu. Bu yüzden Arapça çok önemli gerçekten. Arapça bildiğiniz gibi işte dünyada konuşulan en yaygın 5 dilden birisi. İşte Birleşmiş Milletler'in kullandığı, resmi olarak kullandığı 6 dilden birisi. Bu yüzden Arapça çok önemli gerçekten. Şimdi biz sınıflarımızı oluştururken şuna çok dikkat ediyoruz. Bir sınıfta en çok 15 öğrenci bulunduruyoruz. Hmm. Daha çok bulundurmuyoruz. Yani 16. öğrenci oldu mu yeni bir sınıf açıyoruz ve bu konuda gerçekten yakın bir ilişki gerekiyor değil mi dilde hocam bu anlamda? Kesinlikle yakın bir ilişki gerekiyor efendim. Için. Bir de ödevler çok önemli yabancı dil öğrenirken. Yani biz öğrencilerimize şey diyoruz, mesela 900 saatlik bir eğitim veriyoruz ama bunun yanında 450 saatlik bir ödev yükleyeceğiz size diyoruz. Bu yüzden bu ödevleri takip etmek için mutlaka sınıfların sayısı çok az olmalı. Bazı sınıfların mesela 6 kişilik oluyor, 7 kişilik, 10 kişilik sınıfların var ve birebir ilgileniyoruz öğrencilerimizle. Şöyle bir gerçek var, tabii bizim üniversitemizi tercih eden öğrenciler olursa şunu görecekler. İlk haftadan itibaren Arapça Hazırlık Birimi Müdürü bütün öğrencilerin isimlerini ad soyad olarak izbellemiş olacak. Yani gelecekler ofisime, bakacaklar. Bu öğrenci için önemli bir şey. Öğrencinin yani ismiyle ve soyadıyla hitap etmiş olacağım. Öğrencilerin az oluşunun getirdiği bir kolaylık bu. Tabii. Öğrenciler gelmeden önce öğrenci işlerinden öğrencilerin isim listesini ve resimlerini alıyoruz, ezberliyoruz. Bu şekilde ilgileniyoruz öğrencilerle. Yani öğrenci daha aslında sizinle karşılaşmadan siz onu fotoğraftan tanımış oluyorsunuz. Kesinlikle tanımış oluyoruz. Yani. Bu şekilde elhamdülillah işte öğrenci bakıyor ki gerçekten ilgileniyorlar benimle. Daha çok tabii biz ilgilendiğimiz kadar öğrencilerden şey bekliyoruz, efor bekliyoruz. Yani öğrencilere diyoruz ki biz çok yorabiliriz ama biz de çok yorulacağız hocalar olarak. Şimdi bizim eğitimimiz 900 saatlik bir eğitim Türkiye'de. Daha sonra çok yoğun bir program. 900 saat aslında ciddi bir şey hocam. 6 kur şeklinde her kur 150 saatten oluşuyor. Eğitimimizi 5 haftada veriyoruz. Her kurun eğitimi 5 haftada veriyoruz. Bir haftada 30 saatlik eğitim. Peki hocam, mesela konuşturmayı başarabiliyoruz değil mi hocam bu vesileyle? Hocam konuşturmayı çünkü bizim en büyük handikaplarımızdan birisi bu ülkede bu dilleri konuşturamama. Kesinlikle. Burada bir problemimiz var. Hocam, dolayısıyla sizin bu anlamda zannediyorum kendinize ait hocam, ki şöyle, o Arapça öğretim metotları kongresinde de buna dair tezleriniz vardı mesela. Evet. Orada sen hatırlıyorum. Şöyle bir somut bir örnek vereceğim size. Şimdi değerli izleyiciler, Al Jazeera.net internet portalına ziyaret edebilirler. Orada Arapçayı öğreten bir sekme var. Bazı İngilizce haber kanallarındaki şeyler gibi. Orayı tıklasınlar. Evet. Türkçe seçeneğini tıkladıkları zaman Aromer görecekler. Çünkü oradaki haberlerin tercümesini bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler yapıyor. Yani öğrencileri konuşturuyoruz ve başarılı olanları tercüman haline de getirebiliyoruz. Ve her gün Al Jazeera'daki haberleri Türkçe'ye çeviren ekip İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin yetiştirdiği ekip. Yani biz sadece konuşturuyoruz falan demiyoruz. Somut projelerle bizim kalitemizi ortaya... Bir de hocam benim de İngilizceyle böyle imtihanım çok ağır geçtiği için bir anda. Şu da aslında Arapçada da bu da geçerli midir? Yani mesela Türkiye ile ilgili haberlerin Arapçası mesela. Evet. Şimdi bu bir anlamda haberi Türkçeden de biliyoruz ya. Evet. Onun bize öğrenmede bir kolaylığı oluyor mu? Arapçada bu metodolojiyi de uyguluyor musunuz hocam? Hocam şöyle, zaten El Cezira'nın sitesi Arapça bir site. Yani bizim öğrencilerimiz Türkiye'deki haberleri Arapçalaştırıyorlar ve Arap okuyucuna sunuyorlar. Evet. Yani biliyorsunuz maalesef... Ama o haberi bir Türk olarak okumak da bir kolaylıktır değil mi bir yandan hocam? Evet. Bir Türk olarak okumak, kavramak ama zor olan taraf hocam onu Arapça olarak ifade etmek. Yani her zaman işte hedef dile tercüme etmek daha çok zor olur. Yani mesela Araplar, mesela Türkçeyi sonradan öğrenen insanlar benim gibi mesela, Türkçeden Arapçaya çeviri yapmamız çok daha kolay oluyor bizim için mesela. Arapçadan Türkçeye de yapabiliriz ama o seviyeye gelmek için biraz... Bizim de İngilizceden tercüme yapıp ama tercümeyi Türkçe İngilizce tercüme etmekte zorlanmamız kesinlikle, gibi. Kesinlikle öyle, evet. Şimdi hocam öğrencilerimiz başarıyla işte 6 kuru bitirdikleri zaman biz kendilerini 8 haftalığına Ürdün'e gönderiyoruz.
Öğrencilerimiz Ürdün'deyken şöyle sadece göndermiyoruz. Yani mesela iki ay sonra gelin falan demiyoruz. Orada çok yoğun bir program var. Çok anlaşmalı güzel. Olduğumuz 3 tane üniversite var Ürdün'de. Öğrencilerimiz sabah her gün 4 saatlik bir eğitim programına tabi oluyorlar. Haftada işte 20 saat eğitim alıyorlar sabahleyin. Bu arada o üniversitelerdeki öğrencilerimize eğitim verecek hocaları biz tespit etmiş oluyoruz, biz seçmiş oluyoruz. O da çok önemli hocam. Kesinlikle çok tabii. önemli. O eğitimin dışında öğrencilerimiz akşam 7 kişilik gruplara ayrılmış oluyorlar. Her birisinin WhatsApp grubu var. Ve her grubun ziyaret etmesi gereken 16, yapması gereken 16 ziyaret var. 16 ziyaretin 10'u kişi ziyareti. Ürdün'de tespit etmiş olduğumuz kişi listesi var. İşte akademisyenler, siyasetçiler, sporcular gidiyorlar, ziyaret ediyorlar. Ellerinde anket gibi bir şey var, form var diyelim. Doldurmaları gerekiyor o formu. İşte o ziyarette öğrendikleri en önemli 20 kelime, 20 dil kalıbı yazıyorlar, anlamlarını yazıyorlar. Ondan sonra o kişiye yöneltmiş oldukları sorular nedir, onu da yazıyorlar. Ondan sonra o 16 formla Türkiye'ye dönüyorlar. 16 formun yanında bir defter veriyoruz onlara. Ürdün Sözlüğü ismini verdik. Ürdün'de yeni 1500 kelime toplamış olmaları gerekiyor. Bunun dışında tabii sabah programındaki derslerde başarı göstermeleri gerekiyor. %70 yapmaları gerekiyor. Ve bu şekilde dönüyorlar. Buraya geldikleri zaman komisyonlar kuruluyor. Ondan sonra onların Ürdün'deki performansı bu şekilde değerlendiriliyor. Ve bu şekilde Ürdün'deki programın en verimli hale getirmeye çalışmış oluyoruz. Dolayısıyla bir daha 2 yıl oraya gidecek olanlar için de bu know-how, bu bilgi aktarımı kesinlikle. Sağlanıyor değil mi hocam? Çok doğru. Her seferinde kesinlikle bu tecrübe şekilde. Aktarımıyla. Ayrıca hani 7 kişilik gruplar oluşturuyoruz ya, o grupların temsilcileri diyelim veya asistanları veya başkanları diyelim kimden oluşturuluyor? Daha önce göndermiş olduğumuz başarılı olan öğrencilerden grup temsilcisi veya işte müşrif biz deriz aslında. Eyvallah. Grup müşrifini atıyoruz ve seçiyoruz ve bu şekilde grup lideri diyelim. Kesinlikle. Onlarla birlikte gidiyorlar ve güzel bir sonuçla dönüyorlar Ürdün'e. Tabii şunu vurgulamak istiyorum. Bizim bu projenin başlangıcı, yani Ürdün projesinin başlangıcı 2011 yılında başladı. Daha ben yeni başladım bu göreve. Zaten İlahiyat Fakültesi yeni kurulmuştu. Bu projeyi hazırladım. Rektör hocamıza, Sayın İbrahim Kahve Dönmez hocamıza sundum. Ve tam bir vakıf üniversitesi mantığıyla çok maliyetli olan bu projeye onay verdiler kendileri. Öğrencilerimizi gönderdiğimiz zaman, şimdi bu 7. yılımız, 7 yıldır öğrencilerimizi gönderiyoruz. Öğrencimize işte yurt imkanı veriyoruz. Tabii konaklama ücretlerini biz karşılıyoruz. İşte yemek masraflarını karşılıyoruz. Eğitim masrafını, ulaşım masrafını bile biz karşılıyoruz. Ve öğrenciden, hatta bazı öğrenciler biraz para biriktirmiş olarak dönüyorlar. Ürdün'den. Maşallah. Şimdi o nasıl oluyor? Öyle olunca hocam, gerçekten öğrencimiz bir vakıf üniversitesi içerisinde eğitim aldığını hissediyor. Yani gerçekten burada bir vakıf ruhu var, vakıf mantığı var. İnsan yetiştirmeyi hedef edinmiş olan bir kurum içinde eğitim aldığını. Tek bir şey bekliyor. İşte bunu yap, bu işi yap. Kesinlikle. Yani. Bu Arapçayı öğren. Çok güzel hocam. Tek bir şey bekliyor derken ben size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hatırladım. Hocam, beklentilerimiz yüksek öğrencilerimizden. Yani şöyle. Tek bir şey bekliyoruz ama iyi bekliyoruz yani. Çok şey veriyoruz ama çok şey bekliyoruz. Çünkü izleyicilerimiz de izliyorlar. Ben genellikle öğrencilere diyorum ki, yani eğer gerçekten çok ciddi bir öğrenci değilseniz, gerçekten Arapça öğrenmek istemiyorsanız, gerçekten her gün en az 3 saat ders çalışmak istemiyorsanız, o zaman bizi tercih etmeyin lütfen. Çünkü öğrencilerimizin yaklaşık %8'i hazırlığı tekrar etmek zorunda kalıyor. Çünkü %70 yapmazsa kesinlikle tekrar etmek zorunda. Bir de şöyle bir eleme sistemimiz var aslında hazırlıkta. Bir öğrenci bir kurda başarılı olamadı mı, o kurun bütünlemesine giriyor. Yine geçemedi mi, o kuru tekrarlamak zorunda kalıyor. Galiba hazırlıkta iki tekrar oluyor galiba. Orada Türkçesine geçiş gibi bir şey var. Ondan sonra kesinlikle. Ondan sonra geçemedi mi? Ondan sonra kendisini davet ediyoruz, çay içiyoruz kendisiyle. Memnun olduk sizinle tanıştığımız ederiz. Ya başka bir bölüme geçeceksiniz, veya Arap bir hazırlık birimini tekrarlayacaksınız, veya Arapça yeterlilik sınavına girip %70 yapman gerekiyor. Bu kadar. Deriz. Aynen. Mesela. İngilizcelerde de zaten öyle değil mi hocam? Hazırlık şartı iki tekrar olmadı. Ya Türkçe bölüme geçersiniz ya yeniden hazırlanıp başka bir yol bulursunuz falan. O yüzden beklentilerimiz yüksek öğrencilerimizden.
Yani biz sihir yaparak Arapça öğretmiyoruz. Yani büyü yaparak üretmiyoruz. Biz kimseye uçmayı öğretmiyoruz diyorsunuz. Öğretmiyoruz. Bizim yaptığımız şey doğru metotları uygulayarak yabancı dil öğretmek. Şimdi burada ciddi bir sorumluluk var, ciddi bir yük var. O yükü sadece biz taşımıyoruz. Yani yok, biz taşıyoruz, öğrencimiz de taşıyor aslında. Hmm, tabii ki. Ayrıca devam konusunda biz çok disiplinliyiz. Bizim yoklama belgelerimiz e-belgeler oluyor. Yani elektronik ortamda yapılıyor. Artık hep sistemler o şekilde takip edildiği için mecburen. Ve bir öğrenci mesela devamsızlığı arttı mı? %10 oranında devamsızlık hakkı var öğrencimiz, yani öğrencimizin. Yani 90 saat sadece. Eğer yoklama sorunu olan öğrenci varsa kendisini tembih ederiz. %10 olan o 90 saati aştı mı o zaman kendisini davet ederiz. Deriz ki Arapça yeterlilik sınavına girerek ancak geçebilirsin. Bu yüzden gerçekten bir disiplin var, ciddiyet var. Bunun dışında müsaade ederseniz lütfen, Arapça hocam. Hazırlık biriminin çok önemli bir özelliğini anlatmak istiyorum. Şimdi bizim eğitim kadromuzun tamamı Arap dünyasından seçilmiş, yabancılara Arapça öğretmek konusunda marka haline gelmiş olan hocalardan oluşuyor bizim kadromuz. Yani bir Arap, evet. Arap olmayan birine Arapça öğretmenin de tabii farklı metotları var kesinlikle, dolayısıyla. Kesinlikle. Evet. Şimdi hocam 2013 yılında biz üniversite olarak şunu fark ettik. İlahiyat fakülteleri sayısı çok artıyor. Arapça ile ilgili olan düzenlenen kurslar çok artıyor ama acaba yeterince insan kaynaklarımız şu var. Şu anda galiba 102 civarlarında değil mi? 102-103 evet, tane falan evet, herhalde evet, ilahiyat var. Yaklaşık 100, yani. 100 tane ilahiyat fakültesi var. Evet, şimdi hocam fakülteler artıyor ama acaba insan kaynakları var mı? Evet. Biz bu problemden, bu dertten hareket ederek Arapça öğretmenleri Haydi Türkiye diye bir proje başlattık. Aromer olarak. Arapça Öğretim Uygulama Araştırma Merkezi. Arap dünyasına sosyal medya aracılığıyla duyurular gönderdik. İşte Arapça, şu özellikleri taşıyan hocalar bize başvursun. Onlara iş imkanı vereceğiz Türkiye'de. İlk uygulamasında, bu projenin ilk uygulamasında gelen CV sayısı azdı, 250 sadece. İşte 150'sini beğendik, 150 mülakat yaptık Skype üzerinden. Hmm. Ondan sonra en başarılı 50 hocayı davet ettik Türkiye'ye. Her birisinden 3 saatlik bir demo dersi çektik videoyla. En başarılı olanlarını hem biz verdik hem diğer üniversitelere verdik. Şimdi bu dolayısıyla bu know-how'u, bu bilgi birikimini, kesinlikle, oradaki şeyi başka üniversitelere hocam, de paylaştık diyorsunuz bilgi yani. Bilgi birikimi derken hocam bu projeyi biz 4 sefer uyguladık. Dördüncüsünde bize başvuranların sayısı 6850 kişi var. Ve bunlar tabii o network gittikçe yayılıyor tabii yani dolayısıyla birçok yere. Arap dünyasının çekmiş gibi olduk yani Arap eğitimi konusunda. Ciddi bir konu, ciddi bir rakam hocam bu yani. Elhamdülillah kesinlikle. Şimdi ne yapıyoruz? Her ihtiyaç olduğunda, bir hocaya ihtiyacı olduğunda o listeye bakıyoruz. İşte 1000 CV tarıyoruz diyelim. İnsan kaynakları komisyonumuz var. Hmm. Ondan sonra mülakatlarımızı yapıyoruz. En iyi hocaları alıyoruz. Şimdi sadece biz kendimiz için almadık. 15 üniversiteye 49 hocanın istihdamını sağladık. Ve bu şekilde Türkiye'deki Arapça eğitiminin seviyesini yükseltmeye çalıştık. Ve hani genel bir intiba vardı artık ya. Bu zaten %100 Arapça eğitim yapan ilahiyat sayıları değil mi? İslamiler sayıları ciddi bir oranda artıyor. Kesinlikle. Bu aslında inşallah orada sanki o şeyi kıracağız gibi hocam o. Kesinlikle. Mahfuz tarafı kıracağız herhalde. Kıracağız Allah'ın izniyle. Ve biz bu projeyi uygularken en başarılı gördüğümüz hocaları tabii kendimize şey alıyoruz. Yani diğer üniversitelere verdiğimiz hocalar da çok başarılılar. Hmm. Diyelim ki mesela bir üniversite... Kendi kendimize torpil yapıyorsun. Yani doğal olarak. Tabii bir hocayı biz başka üniversiteye veriyorken hocanın CV'sini hocam süremiz azalıyor. Öyle mi? Ya, tamam. Hocam çok hızlı gidiyor tamam, tabii hocam. Dolayısıyla. Hocanın CV'sini veriyoruz. Hocanın verdiği demo dersin videosunu veriyoruz. Hı-hı. Bir de hoca ile yaptığımız mülakatın dokumunu da veriyoruz. Ve üniversitelere diyoruz ki siz kendiniz seçin. Siz bakın izleyin hocayı. Tabii o üniversitelerden hiçbir ücret almıyoruz. Bunu tam bir vakıf mantığıyla o çok hizmeti güzel sunuyoruz. Tekrar söylüyorum. Bizim üniversitemiz gerçekten 29 Mayıs Üniversitesi. Vakıf ruhunu çok güzel bir
bir şekilde yansıtıyor bütün hizmetleri. Tabii tabii. Ya zaten o altyapıdaki o bilgi birikimi dediğiniz gibi İSAM gibi bir zaten tamamen mantığı ilim ve onu geliştirme üzerine kurulu olduğu için de bu çok önemli. Bunun hakikaten dışında bilmiyorum vaktim ne kadar var. Hocam bir dakika içinde bir saniye mi hocam? Öyle bir saniye mi diyorlar hocam? Tamam yani hocam. Bir dakikayı. Öyle mi? Hocam bizim evet, çok projelerimiz var. Mesela İmam Hatiplere hocam yönelik geliştirdiğimiz projeler haberler var. 5 yıldır hocam hizmet verdiğimiz 3 tane İmam Hatip okulu var. ATAP diye projemiz var. Anahtar Teslim Arapça Eğitim Projesi. Hoca bizden, kitap bizden, her şey bizden. Maşallah hocam. Ama tabii bu böyle bir hizmet veriyoruz okullara. Daha fazla uzatamayacağım herhalde. Herhalde evet evet. Ama hocam gerçekten en azından şunu anladık ben kendi adıma. Yani Arapça ile ilgili farklı bir metodolojiniz var. Kesinlikle. Dolayısıyla Arapça eğitiminde 29 Mayıs Üniversitesi gerçekten fark oluşturmak üzere bir çaba ortaya koyuyor. Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. Evet. Ve bu ihtiyaca da güzel bir cevap oluyor. Ben buna inanıyorum. Ve o enerjinizden, şeyinizden ki ben dediğim gibi yani burada ekranda ancak yarım saatlik zaman diliminde bu kadar olabildi hocam. Ama ben kongreden sizi gerçekten bakın siz girer girmez ben hemen tanıdım hocam. Kafamda bir fark oluşturan bir tarafınız vardı. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah yolunuzu açık etsin hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için, İslam coğrafyası için yaptıklarınıza teşekkür ediyoruz. Hocam hayırlı günler diliyoruz. Son bir kelime sadece. Bizim bu hizmetlerimizi sadece öğrencilerimize değil artık Aromer aracılığıyla bütün insanlara sunuyoruz. Arapça öğretmeni. İnsanlığa çok önemli. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim bir eğitim atlası programının daha sonuna geldik. Yarın saat 16'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olunuz.